Ege Maske piyasa yönünü sunar. Bir kez daha ekranlara başına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben Murat Tufan. Burada tabii ki özellikle şirket haberlerini konuşacağız ama ben sabah ekranında o yarım kalan bir Bitcoin'i bir miktar daha yönetmenimin izniyle, Cavit'in izniyle bir Bitcoin grafiklerini bir kez daha ekrana paylaşırım Reuters üzerinden. Sonrasında bir şirket haberlerine geçeceğiz. Çünkü önemli bir oranda düştü. %14'ten fazla düştü. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Coinbase halka arz olmuştu. Aslında birçok temel hikaye fiyatlanmıştı. Özellikle Çin'de elektrik kesintisi haberleri var. Aynı zamanda Amerika'da Hazine Bakanlığı'nın kripto para birimi kullanarak kara para aklama için finans kurumlarına dair bir regülasyon, yani bir düzeltme yapacağı söylendi. Ama bu Twitter'da FX Hedgers gibi önemli accountlar, hesaplar üzerinden bu bilgi paylaşıldı. Resmi bir haber değil. Amerika'da Hazine Bakanlığı CNBC bir röportaj teklifinde bulundu. Şu ana kadar yanıt gelmedi CNBC'ye. Diğer taraftan tabii ki hash rate, yani tüm Bitcoin ağının işlem kapasitesini ölçen volatilite endeksini ifade ediyor ve madencilerin yeni Bitcoin üretmek için ihtiyaç duyduğu gücü belirliyor. Dolayısıyla Çin'in Sincan bölgesinde yaşanan bu elektrik kesintisinden dolayı hash rate'ler düştü ve Bitcoin'in alım satımı yavaşladı. Dolayısıyla bu da Bitcoin tabanlı merkezi olmayan finans protokolünün kurucu ortağı Edgar Yago tarafından da konuşuldu ve cuma günü satın alımlarda kripto para kullanımı yasaklanmasının ardından geldiğini diyor. Türkiye'de yaşanan bu haberler de global anlamda Bitcoin fiyatlarını düşürdü diyor. Konda Akademisi piyasa analisti Edward Moya, kripto para birimlerinin geri çekilmesi için olgunlaşan bir fiyatlamadan sonra yaşandı diyor. Yani fiyatlar doymuştu, piyasa aşırı agresif hale geldi ve her şey yükselişe geçti. Bu tepkiyi tetikleyebilecek herhangi bir düşüş manşeti olabilirdi. Dolayısıyla da bu yaşandı diyor. Ethereum ve Dogecoin tarafında da tabii ki darbe alan fiyat gelişmelerde. Bitcoin'de düşüş ortasında 150 Bitcoin 11 yıl sonra ilk defa hareket etti cüzdanlarda. Bunun da zaten account bilgileri, hesap bilgileri paylaşıldı, adres bilgileri. Bitcoin düşerken tabii ki kimchi fiyatları yükseliyor. Güney Kore'de kripto para borsası şu anda daha yüksek seviyede bir arbitraj oldu. Çünkü o tarafta yasaklı. Güney Kore halkı global anlamda Bitcoin alıp satamıyor. Spot fiyatla Güney Kore'deki fiyatlar arasındaki farka kimchi primi diyoruz. O tarafta Güney Kore daha avantajlı şu anda. Aynı zamanda Coinbase endeksine baktığımız zaman da Bitcoin'in sert düşüşüyle Coinbase ile Binance'ın risk primini aldığımızda Coinbase'in spotu daha yüksek olduğunu da söyleyelim. Şunu da söylemek lazım, yani herkes çılgınlar gibi kripto para alıp satıyor ki hafta sonu da ve sürekli bana gelen, işte özellikle gençleri görüyoruz, teknolojiye çok meraklılar ama çoğu da spekülasyon amaçlı Bitcoin alıyor. Örneğin bir sevgili arkadaşımız, genç bir çocuk, 3000 TL annesinin altını varmış ve onunla Bitcoin aldığını söyledi. Bunu tabii ki ailesi bilmiyor. Yani bu çok, böyle çok hikaye var. Ve onunla hangi kripto para almalıyım diye sordu. Zaten yatırımın birinci kuralı borçlu harçla yatırım yapılmaz. Bir kere o tarafta bir sıkıntı vardı. İkinci taraftan hepsi almak istedi. Yani en azından yarısını bırak diye zorla ikna etmeye çalıştım ama Türkiye'de çılgınlar gibi tüm dünyada Bitcoin fiyatları arttığı için herkes bir şekilde Bitcoin almaya çalışıyor. Lütfen white paper'ını okumadan, arkasındaki teknolojiyi bilmeden Bitcoin almayın. Biraz da teknik analize bakın. Düzeltme gelebilir. Dolayısıyla da borçla harçla yapıldığı zaman da tabii ki insanlar panik oluyor. Dolayısıyla bilinçli yatırım yapmak çok çok önemli. Bazen trene binmemek de lazım. O tren kaçtıysa trenin bir kez daha gelmesini beklemek lazım. Yeter ki doğru durakta bekleyelim efendim. O zaman bir şirket haberlerine bakalım. Birazdan Helin Çelik'le birlikte konuşacağız zaten kripto paraları. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Çan 2 Termik Santrali talep toplama tarihleri 21-22 Nisan olarak netleşti. Çan 2 Termik Santrali için 90 TL hisse fiyatıyla halka arzı gerçekleşecek. Hayırlı olsun diyelim.
Diğer taraftan Yunsa'dan bir açıklama var ve bu açıklamaya göre 19-22 Nisan tarihleri arasında bazı üretim bölümlerinde pandemi sebebiyle kısmi duruş gerçekleşecek ve şirket faaliyetlerine 26 Nisan tarihinden itibaren tüm üretim bölümleriyle devam edileceği söylendi. Fenerbahçe'ye geçtiğimiz zamansa Fenerbahçe paylarında 3 Mayıs seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak. Bizden konuyla ilgili de kapa açıklama gelmiş oldu. Dördüncü haberse Adese hisselerinden. Onlar da kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada Konya'da yer alan 22.191 yani 22.191 metrekare arsa üzerinde kat arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin imzalandığı duyuruldu. Son haberde bir başka halka arsa, Biotrend halka arsında fiyat aralığı 16 lira 50 kuruş TL ve 18 lira olarak belirlendi. Bu fiyat aralığıyla ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü de 688 ya da 750 milyon TL büyüklüğünde olacağı söyleniyor. Halka arz oranı ise ek satışı da dahil ettiğimiz zaman %27.8. Yurt dışı tarafa geçelim. Yurt içinde bolca halka arzlar devam ederken NASA astronotların Ay'a güvenli inişini sağlayabilmek için kapsülün inşasında Elon Musk'ın sahibi olduğu ve CEO'su olduğu SpaceX seçtiğini duyurdu. Sözleşme tutarı ise 2.89 milyar dolar. Bir diğer haber ise Pepsi'den. Onlar finansallarını açıkladılar. 2021 yılına ait çeyrek finansal sonuçları açıklandı ve yapılan açıklamaya göre şirket ilk çeyrekte net gelirlerinde %6.8'lik bir büyüme kaydetti. Diğer taraftan Bitcoin'in yatırım aracı olarak kullanılmasına dair bir açıklama vardı. Çin'in mevcut Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bu, Bitcoin gibi kripto paralarında para birimi olmadığını, yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Çin dahil birçok ülkenin kripto paraların nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair de araştırmalarını sürdürdüğünü, bu tür varlıklara spekülasyonun ciddi finansal risklere sebep olmayacağından emin olmak için de düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylüyor Çin Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı. Alman araç üreticisi Daimler de S-Class üretim tesisinde elektrikli araçlar için işletim sistemi geliştirme planlarını uygulamak üzere yazılım programcısı 1000 tane istihdam edeceğini duyurmuş oldu. Son haberde Aladdin Middle East Petrol tarafından gelmiş oldu. O cephede bir adet petrol arama ruhsatını almak için başvuruda bulunduğunu söyleyelim. Piyasa önüne konuklarımızın yorumlarıyla devam edelim. Devam ediyoruz ve konuğumuza gidelim. Konuğumuz bakıldığı zaman Cenk'er Karakatılar olacak, stratejist karşımızda. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. İyi haftalar Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta global anlamda piyasalarda rekorlar haftasıydı. Nasdaq düşen tahvil faizlerinden destek bulmuş. Borsa İstanbul'da haftalık anlamda aslında kayıplarını telafi etme çabasındaydı. Öncelikle şunu sormak isterim. Yani Amerika'nın yaymış olduğu o büyüme verisi ve aynı zamanda istihdam trafiğindeki toparlanma ekonomik aktivitelere yönelik bir iyimserlik katmış oldu. Faizleri de düşürdü. Bu hafta nasıl bir küresel endeks göreceğiz ve Borsa İstanbul'da bu küresel endekslere pozitif ya da negatif şekilde katılacak mı sizce? Bu hafta yatay yönde bir hareket bekliyorum ben daha ziyade. Yani geçen hafta programın sonunda söylemiştim. Yani artık böyle bir doygunluk seviyelerine geldiğini düşünüyorum ben, özellikle dünya borsalarının majör endekslerin. 35 bin seviyesi Dow Jones'ta zaten psikolojik bir sınır olarak düşünüyorum. Aynı şekilde DAX'ta 15 bin seviyesinin benzer şekilde üstüne çıktık. Fakat oraları tekrar görülebileceği aşikar, bence görülebilir çok rahatlıkla. Ve aynı şekilde Japonya ve Çin'de de bakıyoruz. Endekslerde doygunluklar var. Fiyat kazanç oranları çok yüksek seviyelere geldi. Fakat tabii bir taraftan finansal iştah devam ediyor. Piyasalara bakıldığında özellikle Dow Jones'ta, Russell Endeks'inde, Nasdaq'ta, benzer şekilde FANG hisselerinde benzer şekilde Tesla'da bunun devamı olacağını düşünüyorum bir müddet, pandeminin de etkisiyle, eve kapanmanın vermiş olduğu etkiyle.
Fakat tabii bir müddet sonra bu artık yavaş yavaş doyum noktasına ulaşıyor ve o noktada yatırımcılar biraz artık gitmiyor ve geri dönme başlayacak mı acaba diye korkular başlıyor. Diğer taraftan teknik göstergelere bakıldığında Dow Jones'un özellikle 32.500 seviyesi, 50 günlük hareketli ortalama seviyesi, orası biraz tehlikeli bir seviye. Çünkü 20 günlüğün 50 günlüğü aşağı doğru kesme ihtimali var önümüzdeki dönemde. Ve bir taraftan da bakıyoruz, Rusya ile Ukrayna arasında gerginlikler tekrar başladı. Navalny'nin açlık bir taraftan açlık şey devam ediyor bir taraftan. Ve eğer ki bu hafta içerisinde hatta hayatını kaybedebileceği söyleniyor. Böyle bir durumda Amerika'nın ekstradan bir yaptırım uygulayabileceği söyleniyor. Burada majör büyük ülke, gelişmiş ülke endeksleriyle emerging marketler arasında bir ayrışma yaşanabilir bu dönemde. Özellikle Rusya'ya dikkat etmemiz lazım bu hafta. Çok dikkat etmemiz lazım. Oraya çünkü gelebilecek bir satış bizi de çok etkileyebilir. Çünkü Rusya bir dönem Rusya sat, Türkiye al hikayeleri vardı. Fakat şu anda durum biraz farklı. Bir de gördük ki Rusya'daki gelişmeler bizi de negatif yönde etkileyebiliyor. Özellikle turizm konusunda ve diğer ülkeleri de muhtemelen, diğer emerging marketleri de özellikle olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden bu hafta dikkat etmemiz gereken en önemli husus bence Rusya konusu. İçeride ihaleler var. Onlara bakacağız. Onlara göre de yön bulacağız bir taraftan. 140 bin seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyoruz. 140.200 Fibonacci seviyesi, teknik olarak destek seviyesi. Diğer taraftan yukarıda 146 bin seviyesinde endeksin 50 günlük hareketli ortalaması var. Buraları izliyoruz özellikle. Geçen hafta tabii Borsa İstanbul tarafında %1'in üzerinde kazandırdı ama bugün gözler hazinenin düzenleyeceği iki tane tahvil ihalesinde olacak. Birisi 2 sene, biri de 4 yıl vadeli olacak. 6 ayda bir kupon ödemesi olduğunu da belirtelim yatırımcılara. Şunu sormak istiyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 128 milyar dolarlık rezervlerle ilgili konuştu ve ortada kaybolan bir varlık yok dedi. Aslında muhasebedeki o temel denkliği de söyledi. Aktifler eşittir pasif, yani varlıklar eşittir yükümlülükler denklemini söyledi. Şu anda tabii Türkiye'nin özellikle turizm sezonuna baktığımız zaman baltalandı. Türkiye dolar girdisi yok ki Türkiye'de normal sezonda GDP oranına baktığımızda büyümesine turizm %4'ün üzerinde bir katkı sağlıyor ki şu anda tarihi dip seviyelerde %1'e yakın bir katkı sağlıyor. Türkiye ile Rusya'nın gelmiş olduğu noktaya baktığımız zaman tabii hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin birbirine olan yasaklarından dolayı karantinanın temel sebebi olduğunu düşünüyoruz. Ciddi bir turizm gelirinden her iki ülkede olmuş olacak. Hem bugünkü hazine tahvil ihalesi hem de Nisan ayında Türkiye'nin iç borç çevirme oranına baktığınız zaman nasıl bir dolar Türk lirası senaryosu yapıyorsunuz? Kur antibayla Asya Pasifik'te şu anda 8-10'lara kadar yaklaşmışken. Geçen hafta Merkez Bankası kararından sonra PPK'dan sonra görüldü ki dolar 8'in altına gelebilir. Yani eğer ki metinde o ifade yer alsaydı, gerektiğinde parasal sıkılaştırma yapılacaktır ifadesi yer alsaydı, bu hafta belki de 8'in altında başlayacaktık güne. Fakat tabii Türkiye'nin mevcut kompozisyonu biraz bizi zorluyor. Yani sizin de belirttiğiniz üzere bugünkü ihaleleri izleyeceğiz. 18 seviyesinin altına indi 2 yıllıklar ve 10 yıllıklar. Önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceğinin en önemli indikatörü muhtemelen enflasyon olacak yine. Yani hep konuşuyoruz, enflasyonu düşürebilirsek her şey yoluna girecek ama enflasyonu da düşürmek o kadar zor bir şey ki bizim için. Yani görüldü ki bütün şeyler de fiyatlamalar da enflasyon üzerine gerçekleşiyor. Yani doların da aynı şekilde performansı enflasyona bağlı olacaktır. Eğer ki biz bir taraftan gıda fiyatlarıyla, ulaştırma fiyatlarıyla, diğer üretimle ilgili olarak tam kapasitede çalışabilirsek, turizmde özellikle bahsettiğiniz üzere, yani yılda 30 milyar doların üzerinde turizm geliri hedeflerken bu sene 25 milyar dolarlar civarında hedefleniyordu Turizm Bakanımızın açıklamasına göre. Fakat
aşılamada gelinen noktada gösteriyor ki bu yıl da biraz zor bir yıl olacak. Yani inşallah toparlarız çok kısa süre içerisinde Mayıs-Haziran döneminde. Fakat görünen o ki dediğim gibi öyle de kolay olmayacak bu. Bir müddet biz bu sıkıntıyı yaşayacağız anladığım kadarıyla cari denge konusunda. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz cari denge rakamları da açıklandı. Son 30 ayın en yüksek seviyesine çıktı tekrar cari açık. Bu sene altın ve altından özellikle gol yemeyeceğimizi düşünüyorum. Ama bu sefer de turizmle beklediğimiz geliri elde etmeme ihtimali var. Bu noktadan bakıldığında şimdi doların 8'in altına inme ihtimali özellikle son PPK'daki açıklamalardan sonra da eğer ki bir de üstüne üstlük erken bir faiz indirimi yaşanırsa biraz zor. Yani hatta 8,5 seviyesini zorlayabilecek seviyelere de gelebiliriz. Bu yüzden çok temkinli davranmamız lazım. Yani daha doların ateşi sönmedi. Ve bu yüzden bizim ekonomimizi de çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü enerjiyi neticede dövizde alıyoruz. Diğer taraftan bir taraftan bakıldığında üretimimiz ara madde ithalatı yaptığımız için sürekli bunun girdisi de dövize bağlı. Bütün bunlar değerlendirildiğinde dövizde dediğim gibi tehlike devam ediyor. Bu yüzden temkinli davranmaya devam etmeniz gerekiyor bence. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Birazdan da Helin Hanım'ı da ağırlamış olacağız Cenk'er Bey. Minik evet. Bir soruyla izninizle kapatmak istiyorum piyasa kısmını. Ons altın neredeyse 1800 dolara geldi. 10 yıllıklar 1.56 seviyesiyiz. Tabii ki dolar endekste son 4 haftanın en düşüğünde. Tüm bu data setleri bir miktar altın ve endeksleri destekleyici gibi gözüküyor. Ons altın 1800 dolar üzerine atar mı? Yeni bir yükseliş trendinin içinde miyiz, boğanın içinde miyiz yoksa ayılar bir kez daha pençe indirecek mi boğaların boynuzuna, ne dersiniz? Evvelki haftaki konuşmamızda 1730 dolar civarlarındaydı ve ben yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bunda da en önemli sebep bence Amerikan 10 yıllıklarıydı. Amerikan 10 yıllıklarında 1.75 seviyesinden 1.58 seviyelerine kadar geliş olduktan sonra altındaki yükseliş biraz daha arttı. Fakat tabii o daha önce 2000 dolarların üzerine çıkan seviyeler şu anda gözükmüyor. Öyle bir ivmelenme de yok. 1790 seviyesi 200 günlük hareketli ortalaması onu aşmasını ya onun civarında dolaşmasını bekliyorum açıkçası. Dolayısıyla yani çok fazla da yükseliş beklemiyorum altında. Ondan sonra da akışa göre kendini bırakacaktır. Amerikan 10 yıllıklarınınsa özellikle bu açıklanan kurumlar vergisinin şirket karlarından vergilerle karşılanacağı açıklandıktan sonra düşüşün arttığını düşünüyorum. Yani çünkü orada bir para basımı olsaydı eğer FED'den ya da borçlanma olsaydı, özellikle borçlanma bekliyorlardı çünkü. Amerika muhtemelen 10 yıllıklarla yapacaklardı bu finansmanı. 10 yıllıklarda daha da yüksek seviyeleri görecektik. Fakat ben şu anda Amerikan 10 yıllıkların özellikle getiri kontrolü evet. yapıldığını düşünüyorum belli şekilde. Yani dolayısıyla Amerikan 10 yıllıklarında bir miktar yükseliş göreceğiz önümüzdeki dönemde. Altında da tekrar 1700'ün civarında bir değerleme görebiliriz önümüzdeki dönemde bence. Cenk'er Bey çok teşekkür ederiz yerimize katkınız için. Ben teşekkür ederim. Cenk'er Karakatılar'la birlikte konuşmuş olduk. Hemen şimdi merkezimize kripto paraları alalım. CoinMarketCap'in haberinde tabii özellikle Bitcoin madenciliğinin önemli bölgelerinden Çin'in Sincan bölgesi bir kesinti olduğu söylenmişti. Elektrikler geldi mi diye Helin Hanım'a soralım. Helin Çelik olacak karşımıza. Günaydın. Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Aslında hani bu kadar çok bir şey giderse temel hikaye olarak da zaten desteklenmesi gerekiyordu düzeltme için. Bir düzeltme olabilmesi için ne kadar düşmesi gerekiyor onu size tabii ki danışacağım ama hani birçok haber de fiyatlanmıştı zaten. Bakıldığı zaman geçen haftaki halka arz diyelim. Aynı zamanda işte birçok olumlu haber. Sizce neden düştü? Kimine göre Amerika yeni bir yasağa hazırlanıyor. Janet Yellen kara para aklanması ile ilgili bazı finans şirketlerine herhangi bir kısıtlama getirebilir. Diğer bazılarına göre ise Çin'deki elektrik kesintisi hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası deniliyor. Neden düştü ve ne olacak diye size soralım.
Evet, önce Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu, daha doğrusu söylenti, yani henüz net verilmiş bir şey yok, hani açıklama yapılmadı. Ama baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın birkaç kuruma yasa dışı faaliyetten dolayı dava açılacağı, soruşturma başlatılacağı tweetleri atılmıştı. Yani bu doğrulanan bir haber değil, Adalet Bakanlığı'nın yürütmesi gereken iş diyenler oldu. Bu o yüzden daha önce yalan tweetlerin atıldığı ya da asılsız diyelim, asılsız çıkan haberlerin atıldığı bir Twitter adresi olduğu için çok tamah etmeyin de denildi. Ancak tabii ki hani şöyle de bir durum var. Şimdi dünya çapında belli başlı regülasyonlar takip edilir. Kripto para piyasasında olumsuz çıkabilecek regülasyonlar ya da piyasaya dair olumsuz yapılabilecek aksiyonlar yatırımcı kanadında negatif algılanır. Bu bir sebep olabilir. Zira hani geçmişten referans alma güdüsüyle yatırımcı da burada satış yoluna gidip burada satışların derinleşmesine sebep olabilir. Panik satışı yapabilir ki biz hep söylüyoruz, panik satışı yapmayın. Bir toparlanma sinyallerine bakalım. Çünkü nasıl ki sonsuza kadar yükselemezse sonsuza kadar da düşemez. Evet, hani çok ciddi düşüşler yaşandığı oluyor. %30'lar, %40'lar. %50'leri görüyorsunuz. Altcoin'lerde öyle bir şey yaşandı ki %98 değer kaybı gördük biz, ama Bitcoin nezdinde böyle bir şeyin olması şu an için öngörülebilir bir durum değil. Yani bir sabah kalktığımız zaman Bitcoin'in sıfırlanması şu an için çok mümkün gözükmüyor. O yüzden panik satışına da mahal yok. Bir Çin konusuna gelelim. Elektrik kesintileri evet etkileyebilir çünkü madencilik cihazları kapanmış olacak burada. Ama bunun altını biraz doldurmak lazım bence Murat Bey. Çünkü biz madencilik konusunu biraz irdelemeden, işte hash rate'leri var biliyorsunuz. Hash rate ile fiyat arasında bir kesin olmasa bile bir korelasyonundan bahsediyoruz. Buradaki asıl algı şu: şimdi Bitcoin sınırlı bir varlık olduğu için ve madencilik usulüyle çıkartıldığı için belli blokların çözülmesi, bu blokların içindeki belli algoritmaların çözülmesi gerekiyor. Bu algoritmalar belli zorluk seviyesi ayarlanarak yapılıyor. Öyle olsa bir günde bütün madenciler 21 milyon adet Bitcoin'i çoktan çıkartmış olurdu. Tabii ki de belli bir ayarlamanın olması gerekiyor. Şimdi fiyat artışı olduğu zaman daha çok madenci teşvik edilmiş oluyor. Çünkü şimdi Bitcoin 9 bin dolarken mi madencilik yapmak vardı? 64 bin dolarlardayken mi madencilik yapmak vardı? Bloklara yığılma olduğu zaman buradaki zorluk derecesi de otomatik olarak artıyor. Doğal olarak ağ içindeki faaliyetleri, hash rate'leri de artıyor. Şimdi ağ içi faaliyet arttığı zaman şu meydana geliyor: daha fazla elektrik maliyetin artması ve fazla da kişi olduğu için karın bölüşülmesi söz konusu. Doğal olarak madenci kendini idame ettirebilmek için klasik bir durum, üretiminizi yapmak için belli bir miktar harcama gerekip kendinizi ayakta tutmaya gerekiyorsa yaparsınız bunu. Dayanabilen madenci dayanıyor, bazıları satış yapıyor. Şimdi düşüş de geldiği zaman satış yapan madencilerin sayısı da artıyor. Ve piyasadaki o fiş çekme durumu dediğimiz olay yaşanıyor. Fiş çekince faaliyet azalır ve zorluk derecesi düşer. Doğal olarak burada satış ve hash rate olayı, zorluk seviyesinin azalması, bu bir döngüdür aslında ve birbirini etkileyen bir faktördür. Ama belli başlı konularda sadece bu etkiler mi? Biz sadece Çin'de elektrik kesildi de o yüzden düştü diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü şöyle durumlar yaşanıyor. Gerçekten bir rally'nin olduğu sıralarda hash rate düşse dahi fiyat yükselişine devam ediyor. Çünkü ortada bir talep oluyor ve karşılanmış oluyor piyasadaki. Yani hash rate aslında o genel gidişatı bozmuyordu. Ama şimdi bir de düşüş olunca, değil mi? Hash rate oranı da düştüğü için de sanki hani hash rate'lerin düşmesinden kaynaklı Bitcoin'de bir düşüş var gibi yanlış bir analiz de olabiliyor. Çok haklısınız. Şimdi Bitcoin düşerken kimçi primi yükseldi. Güney Kore'de Bitcoin fiyatları daha yüksek. Hani arbitrajcılara duyurulur diyelim. Diğer taraftan da Coinbase'de Binance arasındaki fiyatı ölçen endekste de Coinbase lehine gidiyor. %3 kadar Coinbase yukarıda. Şunu soracağım Halil Hanım. Peki ne olacak? Herkes sizin şu anda ağzınızdan çıkacak olan analize bakıyor. Düşüş devam edecek mi? Kripto parası olanlar ne yapsın? Baktığımız hem Doge'de hem Ethereum'da da sert kayıplar vardı. Bazı altcoin'ler pozitif ayrıştı ama genel bir satış hakim şu anda. Ne dersiniz? Çok kısa lütfen.
Evet, şimdi 50 binlerde tutulması Bitcoin'in bizim için anlamlı. İlk anda 2 trilyon 200 milyar dolar toplam piyasa hacmi yaklaşık olarak 300 milyar düşüş almıştı. Şu an tekrardan 2 trilyon doların üzerinde kalmak için zorluyor. Yani bir fon akışı var piyasaya. Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. %52 civarına gerilemiş durumda. Biliyorsunuz şöyle de bir şey söyleyelim. Evet, Bitcoin düştü. Bitcoin dominansı düşük olduğu için, altcoinlerde pay daha fazla olduğu için düşüşten altcoinler daha fazla etkilendi. Bunu göz önünde bulunduralım. Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. Aklımızda dursun. 4 saatlik grafikte 9 günlük hareketli ortalamayı test ediyor. Bu yaklaşık olarak 54.800 seviyesine denk gelen bir bölge. 56.800 seviyesi. 56.800 ve 57.500 bandı yukarı kırılırsa biraz daha alımlar gelebilir buradan. Nasıl ki doygunluk vardı piyasada, aslında teknik de bu doygunluğu bize veriyordu ve haber etkisiyle bir geri çekilme yaşandı. Aynı şekilde şu an 4 saatlik grafikte yine baktığım zaman aşırı satım bölgesinde, buradan reaksiyonların gelmesi olağandır. Önemli olan bizim şu an itibariyle 57.500 ilk direnç bölgesini kırmamız, sonrasında 59.300'ü takip edeceğiz ama 50 binlerde tutunduğu müddetçe ve tabii ki de denge seviyesini de takip edeceğiz biz şu an itibariyle. Alımlar desteklenecektir ve bu hafta takip edilmesi gereken önemli konular var yine. Sizin yayınımıza denk geldi. Bir Coinbase Ethereum staking'ini listeleyecek. Burada belli kayıtlar almıştı. Bu kayıtları faaliyete geçirecek ve %6 getiriden bahsediyoruz yıllık olarak. Ancak Ethereum'un kilitlenmesi gerekecek. Ethereum arz kısıtı yaratabilecek bir durum zaman içerisinde. Diğer durum Çin Merkez Bankası'ndan geldi. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Bitcoin'in yatırım aracı olduğunu ve para olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Türkiye'deki düzenlemeyle biraz örtüşüyor çünkü kripto para tanımı yapılırken Türkiye'de de para yerine geçemez. Bu bir dijital varlıktır demeye getiren açıklamalar olmuştu. Şimdi peşi sıra ülkelerden regülasyonlarla alakalı hamleler geliyor ama bunu nasıl değerlendirebiliriz? Kripto paraları yasaklayıcı bir durum yok. Yatırım aracı olarak kabul edilebilir bir döngüsü var. Diğer bir açıdan bakacak olursak, yani bu negatif etkilemez demeye çalışıyorum aslında. Evet. Aksine besleyebilir piyasayı, piyasadaki aktörlerin algısını. Diğer açıdan bakacak olursam Ripple'da takip edeceğimiz tarih var. Bir tanesi bugün. Bugün yatırımcıların 10 bin kadar yatırımcının davaya dahil olup olmadığı görüşülecek. 22'sinde de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yine delillerini mahkemeye sunacak ve Ripple'ın yönetiminin burada yaptığı başka bir açıklama daha var. Bir söylenti var. Komisyonun diğer ülkeleri etkilemeye çalıştığını da iddia ediyor ve bunun engellenmesine yönelik dün gece bir dilekçenin sunulduğu haberi de geldi. Hı hı. Doğal olarak Ripple kanadında güçlü gelişmeler devam ediyor diyelim. Aklımızda dursun. Ethereum, Coinbase aklımızda dursun. Ve Bitcoin'de dirençleri takip edelim. Panik satışı yapmayalım diyorum. 50 binlerde tutulması güzel anlamlı. Hı hı. Kurumsal ilgi de devam ediyor. Hem Bitcoin tarafında hem de Ethereum tarafında. İnerdi çıkardı piyasa bu. Böyle her şey sonsuza kadar gitmiyor. Biraz sağduyulu olmak lazım. İzleyenlerimizi de uyaralım. Örneğin Chris Burns diyor ki Bitcoin hala diyor still 50 bin doların üzerinde. Ethereum'da 2 bin doların üzerinde diyor. Yani panik yapmayın diyor. Sağ olun. O gelişmeleri birlikte takip ederiz Selin Hanım izninizle. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza kıymetli katkılarınız için. Hemen kısa bir araya gidelim. Helin Hanım'ı uğurladıktan sonra Profesör Doktor Murat Ferman'ın yorumlarıyla devam edelim. Günaydın. Ekonominin Türkçesi EkoTürk'ten iyi sabahlar, iyi haftalar. İlk çeyreği geride bıraktığımız ama COVID-19'un koyu ve bunaltıcı, hatta daraltıcı gölgesinde yaşamamızı sürdürdüğümüz konjonktür hepimizi etki altına almaya devam ediyor. Hakikaten bu işin başından beri hiçbir hane halkı, hiçbir kişi, hiçbir sektör, hiçbir ülke bu sarmalın, bu kıskacın dışında kalmayı başaramıyor, beceremiyor. Belki de pandemi temelli ekonomik krizlerin
temel göstergelerinden, karakteristiklerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Bununla beraber tabii bir çeyreği tamamlayınca ekonomide bundan sonraki seyirle ilgili en azından kestirimlerde bulunabilmek bakımından elimizde belirli doneler hazırlanmış veya elde edilmiş oluyor. Bu çerçevede malum olduğunuz üzere bütün ekonomik kriterlerin en temel, en belki de karakteristik işareti veya parametresi büyüme. Çünkü büyüme kompozit bir kavram. Elbette genel geçer anlamıyla tam bir anlam ifade etmese ve netice itibariyle alt kırımlarına, ayrımlarına bakılmak ihtiyacı da olsa herhalde diğer tüm manşetler arasında en ön plana çıkan ve en çok konuşulup, yazılıp, çizilen kompozit bileşik bu orana bakmakta fayda var. Şimdi hal böyle olunca ilk çeyrekte malum olduğunuz üzere bütün dünyada IMF'sinden UNCTAD'ına, bir takım derecelendirme kuruluşlarından bağımsız analistlere kadar herkes raporlarında görece bir iyileşme tarafında iyimser dozu ağır basan, dolayısıyla büyüme hadlerini yukarıya doğru çıkaran revizyonları gerçekleştirmişlerdi. Türkiye'de bu konuda en cömert veya en pozitif ayrıma tabi tutulan ülkeler arasında yer alıyordu. Tabii son dönemlerde bu özellikle pandeminin getirdiği yeni karanlık bölgeler, ki Kristalina Georgieva'nın bu sözü diyor ki genel olarak durum aydınlık. Bahar toplantılarında ilk 3 ayın değerlendirildiği bahar toplantılarında genel olarak dünya ekonomisi açısından durum parlak, aydınlık, ama bazı karanlık bölgeler var diyor. İşte bazen o karanlık bölgeler, o karanlık bulutlar bütün havaya hakim olabiliyor, bütün atmosferi zehirleyebiliyor. Ama bu çerçevede Çin ilk çeyreğe ait büyüme rakamlarını açıkladı. %18, evet, ilk çeyrekte %18. Tabii bunun içerisinde çok önemli bir baz etkisi var. Bunu itiraf edelim. Mesela Türkiye açısından söz konusu olduğunda bu durum, Türkiye'de birinci çeyrek içerisinde bir miktar baz etkisi var. Belki 2-3 bazlık, ama esas ikinci ve üçüncü çeyrekte olağanüstü baz etkilerinin olacağını ve belki bizim de Çin'in o demin terennüm ettiğimiz rakamlarını yakalayan baz etkili büyümeleri göreceğimizi herhalde kestirmek pek de güç değil. Ama ilk dönem için ne oldu? Ayrıntılarına çok girmeyelim ama sanayideki büyümelerden, sanayi büyümesinin alt kırımları başta sermaye malları olmak üzere, SEM olmak üzere yaptığımız analizlerden anlaşılıyor ki %9 ila 11 arasında bir %11'lik bir büyüme katkısı var, düzeltiyorum, sanayinin. Dolayısıyla genel olarak sanayinin gayri safi yurt içi hasılasındaki oranından projekte ederek ve dahi hizmetler sektörünün maalesef katkı sağlamayı bırakın aşağıya çekici etkilerini de göz önüne alarak Türkiye'nin ilk dönemde, yani ilk çeyrekte 6 civarında bir büyüme kaydedeceğinden bahsedebiliriz. Bu ortamda fena bir büyüme değil. Ama biz bunu niye bir türlü kendi yaşamamızda, yaşam kalitemizde, hayat seviyemizin iyileştirilmesinde hissedemiyoruz, fark edemiyoruz? Öyle ya, büyüme madem pastanın büyümesidir, madem ki olumlu bir unsurdur, niye vatandaşlar olarak hissedemiyoruz? Tabii bunun çok teknik unsurları da var. Büyümenin bir geçişkenliği var. Bu tabii gelir dağılımıyla irtibatlı vesaire. Ama bütün bunları Türkiye için bir tarafa atmak zorundasınız. Böyle elinizin ucuyla veya avucunuzun içine böyle geriye itersiniz. Veya onlar zaten kendileri birdenbire ortadan yok olurlar. Neden? Çünkü Türkiye'de her şeyin üzerinde bir enflasyon var. Kronik yüksek enflasyonun olduğu bir yerde ağız tadınız kalmaz. Ne büyümeyi geniş tabanlı kitleler için söylüyorum. Ne büyümeden haz edersiniz, ne bunun olumlu etkilerini hissedersiniz, ne de pozitif bir beklenti analizi sizin zihninizde, dimağınızda yer eder. Dolayısıyla bu enflasyon meselesi olmadan, bu enflasyon meselesini halletmeden ağız tadıyla yola devam etmek mümkün değil. Bu bir kere
her seferinde kendisini defaatle kanıtlayan bir unsur. Onun için bu enflasyon meselesini bir numaralı önceliğimiz haline getirmek durumundayız. Biz genellikle cambazla vakit kaybediyoruz, cambazı seyrediyoruz ama esası halletmedikten sonra cambazın mahareti emin olun gelip geçici veya sadece damaklarda, zihinlerde kekremsi bir tat bırakıcı bir ifadeden öteye, bir performanstan öteye gitmiyor. O halde bir ve beraber olarak enflasyon karşısındaki mücadele konusunda kararlılığımızı, direncimizi, işbirliğimizi sürdürmek durumundayız. Tabii direnç deyince ekonomik seyrin gelişmesi konusunda, bundan sonra ekonominin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda elimizde geçerli tek çıpadan bahsetmemiz lazım. O da malumunuz aşı. Aşı konusunda dünyada bir takım sıkıntıların, bir takım tereddütlerin, ileri ve geri duruş veya ilerleme ve gerilemelerin olduğunu görüyoruz, izliyoruz. Bazı ülkeler bu kulvarda daha önde koşuyorlar. İşte aşı emperyalizmi, aşı faşizmi, aşıda eşitsizlik vesaire gibi unsurları artık retorik planda tartışmanın bir anlamı yok. İşini bilen, belirli kaynaklara, kıt kaynaklara varsıl olmanın gücüyle el koyanlar daha önde, daha avantajlı yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Ama nihai toplamda tabii aslında bütün popülasyonun, dünya popülasyonunun belirli bir oranda aşıya erişimi sağlanamadığı müddetçe o önden koşanların, o parsayı kapanların, o paketi kapatanların da aslında mutlak bir avantaja sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Evet, gelinen an itibariyle iyimserlik dozu yüksek bazı senaryolar gündeme gelse de bir durum analizi yapmakta fayda var. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bugüne kadar COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı çoktan 3 milyonu aştı. Listenin ilk sırasında 570 bin can kaybıyla Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Bunu Brezilya, Meksika ve Hindistan izliyor. Hafta sonu Hindistan bir günde 260 bin yeni vakayı deklare ederek bu konuda maalesef çok talihsiz yeni bir rekora imza attı. Ocak ayında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon. Yani müthiş bir akselerasyon, müthiş bir hızlanma olduğunu görüyoruz. Dünyada virüsün bulaştığı kişilerin sayısı ise 140 milyonu geçmiş. Bunlar hepimizin aslında bu konuda bir otorite olarak kabul ettiğimiz ve takip ettiğimiz Johns Hopkins Üniversitesi'nin takip edici verilerine dayanıyor. O halde anlaşılmak gerekir ki bir Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinin sözüyle kontrol önlemleriyle belirli şekilde engellenebileceği ispatlanmış, ortada dokümante edilmiş bir pandemide 16 ay sonra gelmemiz gereken durum bu değildi. Evet, yeni varyantların olacağını biliyoruz. Bu virüsün bir doğal gelişmesi, bir doğal hali. Ama bu varyantların da tabii şu anda yeni meseleleri gündeme getirdiği de malum. Rakamlardan bahsediyoruz. Biraz sonra birkaç çarpıcı rakam daha vereceğim ama dün Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bizim de hep tekrarladığımız bir şeyi söyledi. Belki Steinmeier'in söylemesi daha etkili olur. Bu rakamları görüyoruz ama bu rakamlar aslında her biri bir insan, bir dram. Bunları sadece sayı olarak gelip geçmemek lazım. Nitekim Dr. Esin Şenol dünkü bir makalesinde bu konuyu belki biraz daha açıyor. Diyor ki rakamların diliyle dünyada yaklaşık olarak her saat 10 bin kişi, her dakika 150 kişi hastalanıyor. Her gün 14 bin, her saat 600, her dakika yaklaşık 10 kişi ölüyor. Günlük vaka bildiriminde Hindistan, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından da Türkiye 3. sırada. Aktif vaka sayımız 500 bini geçmiş durumda. Yani sokağa çıksanız mutlaka bir COVID pozitifle karşılaşmanız ya da iş yerinde mutlaka bir COVID pozitif mesai arkadaşınızın olması artık ihtimal dahili. Türkiye'de her saatte 13, her 5 dakikada bir 5 kişi hayatını kaybediyor. Doktor Şenol güzel bir söz söylemiş. Diyor ki zamanı ölümlere böldük, ölümleri zamana bölemiyoruz. Bence günün manşeti. Zamanı ölümlere böldük,
ölümleri zamana bölemiyoruz. Tabii bu konuda nelerin yapılması gerektiği, nelerin eksik olduğu vesaire, o tababet mensubu arkadaşlarımıza, halk sağlığı uzmanlarına ve diğer zevata ait. Ancak gelinen noktada şunu söyleyelim. Biraz evvel büyüme rakamlarından bahsettik ve bundan sonraki seyirle ilgili bazı kestirimlerde bulunduk ya, onların gerçekleşebilmesi için, selamete çıkabilmemiz için, enflasyonla mücadele etmek için sağlıklı olmamız lazım. Hareketin sürdürülmesi lazım. Hareket olmadan bereket olmaz. Anlaşılıyor ki özellikle Türkiye şu anda bir dönüm noktasında. Tabii bunu ilgili zevat daha iyi bilir ama madem ki ekonomi kıt kaynakların optimal dağılımıdır ve aşı da bir kıt kaynak olarak adeta ders kitaplarına geçecek bir örnek durumundadır şu anda. Keşke sadece böyle bir örnek olarak kalsaydı ama örnek çoğu kere hayatta kalmak veya hayatını kaybetmek kadar keskin bir ayrımın belki de mihenk taşı olmaya devam ediyor. Parantezi şimdi kapatalım isterseniz. Bir gözlemimizi iletelim. Türkiye'de bu mevcut aşının, bir kere aşının temini konusunu bir tarafa bırakalım. Orada bir takım termin problemleri olduğu açık ama netice itibariyle mevcut aşının ulaşmasında, vatandaşlara zerk edilmesinde, vatandaşların aşılanmasında da kullanılan algoritmanın tekrar gözden geçirilmesi lazım. Çünkü anlaşılıyor ki sırası gelen bazı zevat bundan imtina ederken diğerleri de buna ulaşmaya çalışıyorlar. Bir parça galiba senkronizasyon bozulmuş durumda. Onun için algoritmanın tekrar kurulması lazım. Kaybedecek vakit yok. Kaybedecek dakika yok. Dakika yok. Biz biraz galiba rahat davranıyoruz. Bakın turizm sezonu ile ilgili gelişmelerin ne yönde seyrettiğini tekrar hatırlatmayalım. Bu sene için evet geçen seneki gibi 2,5-3 milyon belki turist ağlarız. Ama bu bizim ekonomik hareketimize ve bereketimize nasıl veya ne derecede katkıda bulunur takdirlerinize bırakıyorum. Bu arada tabii dünyada da gelişmeler devam ediyor. Özellikle yeniden yapılanma Amerika'da yönetim değişikliğinden sonra kartların yeniden karılması sürecine girdiğimiz gayet açık ve net. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ilk konuk olarak enteresan bir konuk seçti. Japonya Başbakanı Yoshida Suga. Japonya ile özellikle Çin ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki emperyalist duruş ve amaçlarına dair işbirliği konusu görüşüldü. Japonya bu konuda Amerika ile bir ve beraber hareket edeceğinden bahsediyor. Ve netice itibariyle bu işin vurgusunu beğenmeyen Çin'den de hemen bir tepki geliyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri özellikle Biden görevi almadan evvel biz %100 senin yanında değiliz, pazarlığa açığız mesajını Çin ile 7 senedir sürüncemede kalan ticaret anlaşmasını revize eden Avrupa Birliği'nin bu tırnak içerisinde ihanet demeyelim ama safsaklığını nasıl gidermeye çalışacak? Japonya şimdi de halkının ikinci yarısını Güney Kore. Evet, hiç tesadüf değil. Önümüzdeki ay Güney Kore devlet başkanı da Biden'ın konuğu olacak. Tabii bu arada biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan beri silahsızlanmanın adeta örnek ülkesi Japonya'da ilk önce donanmasını güçlendirdi. Askeri güç telaşının denizlere taşındığını görüyoruz. Son 30 yılın en büyük deniz tatbikatına hazırlık yapıyor. Bu arada enteresan bir başka noktayı da belirtelim. Norveç, meşhur ve mahut, tarafsız Norveç. Norveç ne yapıyor? Ukrayna krizi sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya sınırına yakın bir deniz üssü kurmasına onay veriyor. Denizler ısınıyor. Yunanistan'la İsrail yakın zamanın en kapsamlı askeri anlaşmasını yapıyorlar. Münhasıran hava kuvvetlerinin ve hava gücünün tahkimine dayalı 20 küsür yıllık bir prospektle yeni duruşlar ortaya çıkıyor. Evet, hayat devam ediyor ama bu çerçevede tabii Türkiye'nin de merkez ülke olma konumuyla kendi strateji ve taktiklerini kuvvetlendirmesi lazım. Orada gerek şart ekonomideki yumuşak karnın tahkim edilmesi ve kırılganlıkların giderilmesi. Bunu halledemeden bu gerek şartı tamamlayacak diğer yeter şartları inşa etmek korkarım çok da kolay olmayacak.
Bu genel değerlendirme ve tespitler çerçevesinde değerli izleyenlerimize bereketli ve sağlıklı bir hafta dileyerek huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum. Ege Maske'nin sunduğu Piyasa Yönü devam ediyor. Profesör Doktor Murat Ferman hocamızı dinlemiş olduk. Hocamızın bırakmış olduğu noktadan biz Piyasa Yönü'ne devam edelim. Profesör Doktor Fatma Ulucan Özkul hocamıza gidelim. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Değerli hocam karşımda. Günaydın hocam, nasılsınız? Günaydın, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi hafta sonu tabii kripto para camiasında bayağı hareketli zamanlar vardı. Sizler bir taraftan tabii Merkez Bankası'nın elektronik para şirketleri üzerinden kripto varlık para transferi ve mal ve hizmet alım satımı ile ilgili tebliğini tartışırken diğer taraftan da kripto paralarda sert bir düşüş yaşanmıştı. Hatta bu sert düşüşün dünyadaki yansımalarında da ilk çıkışında işte global anlamdaki önemli ajanslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na almış olduğu bu adımı da netleştirmişlerdi. Yani haberlerinde yer vermişlerdi daha doğrusu. Ben tabii ki geçtiğimiz hafta özelliklerini televizyonculuk anlamında da güzel işlere imza attığımızı düşünüyoruz Ekotürk TV ailesi olarak. Papara CEO'suyla da hemen bir röportaj yapmıştık ve onun yapmış olduğu açıklamalarda aslında bilançolarında Papara gibi şirketlerde kripto varlıkların %10'dan daha az bir yer kapladığını söyledi ki hem işte BTC Türk hem de işte birçok önemli borsa bu elektronik para şirketleri üzerinden gelen meblağların da aslında çok büyük tutarlar olmadığını söyledi. Bu işin aslında hiç kimseyi bir tarafa tam anlamıyla dokunmadığını da gösteriyor. Tabii yatırımcılar bankalar üzerinden kripto varlık alım satımlarına devam edebilecekler transferleriyle. Bu taraftan yatırımcılar da güvenli işlem yapıyor ama bu yasayı size soralım hocam bir kez daha. Hani tam anlamıyla bir yerlere dokunmayan bir yasaydı, neden yapıldı birinci sorum. İkinci sorum da Merkez Bankası tabii ki gayet iyi niyet çerçevesinde kripto varlıkların bir tanımlamasını yaptı ama daha çok ne değildir ya da nedir şeklinde konuşmaya çalıştı ama tam bir tanımlamadan da herhalde bahsedemiyoruz. Kripto varlığı illa bir tanımlamamız gerekiyor mu yani? Kripto varlık, kripto varlık desek geçsek olmuyor mu? Evet, yönetmeliği okuduğumuzda ilk etapta ödemeler kısmına biraz yoğunlaştık ama sizin de bahsettiğiniz gibi burada çok önemli aslında bir madde vardı. Bu da şu ana kadar diğer ülkelerde de netlik kazanmamış, bir fikir birliğine ulaşılmamış kripto varlıkların aslında tanımlanması konusuydu. Merkez Bankası bu konuyla ilgili güzel bir açıklama yaptı ve burada dedi ki kripto varlıklar itibari para, elektronik para, kaydi para değildir, menkul kıymet değildir veya diğer sermaye piyasası aracı değildir. Kripto varlıklar bir gayri maddi varlıktır dedi. Ve bu tanımlamasına baktığımızda aslında Amerika'nın yaptığı düzenlemeyle aynı yönde bir tanımlama olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Amerika'daki büyük kurumsal şirketler son bir yıl içerisinde çok büyük Bitcoin'e yatırım yaptılar. MicroStrategy, Tesla, Square. Dolayısıyla da biz bu yatırımları duyduğumuzda acaba bilançolarında bu varlıkları nasıl kaydettiler? Bunu merak ettik. Ve bilançolarına baktığımızda da IRS'in yaptığı tanımlama beraberinde Bitcoin'lerin maddi olmayan duran varlık yani intangible asset sınıfında raporlandığını gördük. Dolayısıyla da ülkemizdeki tanımlamada aynen bu şekilde maddi olmayan duran varlık demedi Merkez Bankası ama gayri maddi varlık dedi. Bu da muhasebede aslında aynı sonucu doğuruyor. Bunun güzel tarafı ne? Ülkemizde de kurumsal büyük şirketler aslında bu alana yatırım yapmak istiyorlar. Ancak işin muhasebe tarafında bu varlıkları nasıl muhasebeleştirecekleri, menkul kıymet mi, yoksa para mı, bir kasa mevcudu mu, bir yabancı para birimi mi, hangi tarafta raporlayacakları hakikaten belli değildi. Dolayısıyla bu açıklamadan sonra
artık kurumsal şirketler yaptıkları bu yatırımları bilançolarında maddi olmayan duran varlık grubunda raporlayabilirler. Şimdi burada raporlamanın nasıl bir artık avantajı veya dezavantajı mı var, bunu değerlendirdiğimizde de şimdi Amerika neden maddi olmayan duran varlık dedi? Aynen bizdeki bakış açısıyla aslında bu varlıkların bir ödeme aracı olarak kullanılmasını Amerika da istemiyor. Bizim Merkez Bankamız gibi bir yasak getirmedi. Amerika'da serbest, ancak bunun maddi olmayan duran varlık olarak belirlenmesi aslında bir ölçüde de bir ödeme aracı kullanılması önünde bir zorluk çıkardığını söyleyebilirim. Eğer ki bunun bir ödeme aracı olması istenseydi zaten hazır değerler grubunda nakit veya nakit benzeri gibi bir gruba alınabilirdi. Ancak maddi olmayan duran varlık dediğinizde sanki bir maddi duran varlık gibi düşünün, bir gayrimenkul gibi düşünün, bir arsa arazi gibi düşünün. Yani Bitcoin'i ve kripto paraları da aslında tam bu varlık sınıfına almış gibi. Dolayısıyla da bunların el değiştirmesinde biraz daha zor, sanki takas ediliyormuşçasına işlem göreceklerini söyleyebilirim. Hocam şimdi tabii kripto paralarla ilgili açıkladınız, yani bilançolarda nasıl olduğuna dair. Bugün Çin Merkez Bankası'ndan bir açıklama vardı. Onlar da diyor ki Bitcoin yatırım aracı olarak kullanılması gerekir diyor. Yani sizin söylediğiniz aslında destekleyen bir nokta. Biliyorsunuz fintech şirketleri Merkez Bankası tarafından artık regüle ediliyor. Daha önce BDDK tarafındaydı. Belki de hani sesli düşünüyorum, hani yanlışsam lütfen düzeltin. Belki de hani fintech şirketleri daha çok biliyorsunuz bankalara bir alternatif olarak geliştirildi ki ekonomi reform paketinde de aslında fintechlerin geliştirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de imzasını görmüş olduk. Hani bu tarafta bankaların tahsil etmediği ve tahsil etmekte zorlandığı o teknolojik altyapıyı fintech şirketlerine devretmişti. Belki de Merkez Bankası sen esas faaliyetine bir dön, hani şu anda kripto varlıklar için ayrı bir düzenleme gelecek algısını mı yarattı? Birinci sorum. İkinci sorum da bir varlık diyerek vergilendirmenin önü mü açıldı? Yani yakın zamanda kripto para yatırımcılarını vergi mi bekliyor? BDDK da böyle yönde sizce bir adım atacak mı? Evet, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Murat Bey, yönetmelik çerçevesinde tek olumsuz taraf aslında fintech şirketlerinin bir olumsuz etkilenmesi oldu diyebilirim. Bu alana yatırım yapmış ve yeni teknolojileri kullanarak özellikle kripto para ödeme hizmeti, sadece bu hizmeti sunmak için kurulan startuplar söz konusuydu. Şu an 30 Nisan sonrası artık bu şirketler faaliyetlerini sürdüremeyecek. Ancak konuşmanın başında sizin de belirttiğiniz gibi bazı fintech kuruluşlarının faaliyeti sırf kripto para alım satım borsalarına transfer yapmak değil, farklı faaliyetleri de olduğu için onları daha az bir ölçekte etkileyecektir. Burada ben şunu dile getirmek istiyorum. Aslında fintech şirketleri bankalara bir rakip olarak kurulmadılar. Yeni teknolojileri onlar takip ettikleri için bankalara rakip değil, burada rekaberlik söz konusu diyebilirim. Yani bankalarla fintech şirketleri birlikte aslında ekonomi içerisinde dünyadaki yeni gelişmeleri, yeni trendleri birlikte takip edebilir ve ülkemiz ekonomisi açısından çok daha faydalı yeni gelişmeleri birlikte kucak açabilirlerdi. Şimdi diğer sorunuzda varlık sınıfı olarak bu sınıfa alınmaları vergilendirilmesini sağlar mı dediniz? Evet, vergilendirme de ayrı bir düzenleme. Açıkçası vergilendirme olması bir anlamda bu piyasaların hukuki çerçevesinin çizilmesi anlamında doğru bir yol olabilir. Ancak bunu da yanlış değerlendirmemek lazım. Eğer ki ekosistemin önünü tıkayacak çok yüksek miktarlarda, çok yüksek dilimlerde bir vergi getirilmesi, maalesef ki şu an kayıt dışılığı önlemek amacıyla bankalara toplanan kaynağın bir anlamda dışarıya kaçmasına sebep olacaktır. Hı hı. Bu nedenle Merkez Bankası'nın şu an bu ödeme ile ilgili yapmış olduğu düzenlemenin ben çok daha geniş kapsamlı, çok daha paydaşların bir araya getirilerek bunları dinlendikten sonra özellikle yeni düzenlemelerin düzenlenmesinin çok daha doğru olacağını düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkılarınız için. Sizinle birlikte de yayınımızın da sonuna gelmiş olduk. Profesör Doktor Fatma Ulucan Özkul'la konuşmuş olduk. Tabii kripto paraları konuşurken çok fazla kazanç peşinde koşup riskleri unuttuğumuz şu günlerde bültenimize güzel bir sözle kapatalım. Ekrana verelim. Warren Buffett bununla ilgili aslında güzel de bir açıklama yapmış. Risk ne yaptığınızı bilmediğiniz zaman geçerlidir. Yani aslında bizim karakterimiz, davranışımız, aleti ruhiyemiz çok çok önemli. Dolayısıyla ayaklarımızı yere bastığımız zaman, sakin kaldığımız zaman ve en önemlisi ne yaptığımızı bildiğimiz zaman riskimizi de makul şekilde ölçeceğiz. Günün sözü de bu olsun diyelim efendim. Warren Buffett'tan şimdi yayını sevgili Pelin Yantur'a devrediyorum. 11'de Paratoner'de ise mutlaka sizleri bir kez daha bekliyorum. Ege Maske, piyasa yönünü...